Hatta en mutlu olduğum an, oğlumu kucağıma aldığım an demek isterdim ama oğlum doğdu, sesini duydum, yaşlar böyle akmaya başladı. Şöyle doktor yukarıdan tam kucağıma verecekken <laughs> yukarıdan suratıma çiş yapmaya başladı ve maalesef onu kucağıma alamadım. Olsa sırada onu alıp götürmek zorunda kaldı. Böyle kalıverdim. verdim. Ee, yani benim için çok komik bir anı ama çok özel bir an tabii ki. Yani hani evlat sahibi olduğun ilk an, tabii ki en mutlu olduğun an. Klasik ama öyle. Gördüğünüz gibi dünyanın en komik kadın da olsa yine bir Türk anası olarak tabii ki. hayatındaki en mutlu olduğu an olarak ürediği anı bize anlattı. Ay biz bu bombardımana maruz kalmak zorunda mıyız? Ama Allah'tan an çok güzel andı. An güzel an farklı olduğu için <laughs> anlattım. Yoksa biliyorum yani tabii ki kime sorsanız bir Türk anısı olarak çocuğu kucağıma aldığım an diye anlatır. Herkes aynı şeyi söylüyor. Evet. Babalar da gerçi benzer şeyler ya söylüyor. Ya şöyle aslında siz bu soruyu ilk sorduğunuzda bir an şey dedim. Bu konuda şanslı bir kadın demek ki çünkü birçok an geldi aslında ya. aklıma. Evet öğrencilerimle böyle bazı iletişim anlarım geldi İşte atıyorum. Kucağıma aldığımda ilk mesela kalp atışını duyduğum anda hiç unutmam. Hani o çok başka bir şeymiş ee, vesaire ama işte analık hala çok küçük olduğu için hormonlarımla konuşuyorum. <laughs> Peki şunu <laughs> soruyorum analık mı o an mı yoksa sıcak bir çaya kötü böyle batırdığımız <laughs> an onun böyle ağza doğru yürüdüğü an mı? Aa, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Benim yıllarca lakabım okulda pötübör Meltem'de. O kadar zor oldu ki bu soru. Çünkü arkadaşlarım program yapar işte. Şuraya gidelim, konsere gidelim, onu yapalım, bunu yapalım. İşte bör bu, işte bu. Dedik ki biz Meltem'i <laughs> mutlu olduğu anlara boğalım. Biliyor muydunuz bunu? Biz Ş dersimize çalıştık Şaka hocam. yapıyorsunuz ya inanılmaz. Hocam biz çalışırız. <laughs> Derler ki şuraya gidelim buraya gidelim ya hani genç kızsın değil mi program bir konsere gidelim falan ama Ay valla bana karışmayın derdim konservatuarda falan da ben eve gideyim çay demlerim kötü bölümü batarım falan öyle çok mutluyum Ondan dolayı hepsinin ayrı yeri var diyelim <laughs> 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 evet, Teşekkür ederim Vallahi öyle bu da Meltem Hanım'ın bize getirdiği şahane çanta sanki bu üniversite yıllarından mı? Ee, üniversite yıllarından değil aslında. Hı hı. Yok yani e, 7-8 yılı var. Hı. Aa, şöyle oldu. Aslında ben kendi evimden gelseydim bu, bu e, konsepti duydum ve e, içimde nasıl bir enstrüman getirmek geldi gerçekten. Ama kendi evimden gelemediğim için annemin evinde kalan hangi eşyalarım varsa onlardan birini e, seçtim. Yani sonuçta yıllardır kullanılmayan Evet evet kullanılmayan e, çantalarımdan bir tanesi. Daha ya şöyle oluyor insan gerçekten bir gün kullanırım diye tutuyorsunuz vesaire. Ya eşyadır yani kullanmıyorsan hani bir paylaş birileri kullansın vesaire. Buna ben de çok düşüyorum maalesef. Sonra bir bakıyorum ev çığırından çıkmış. Ondan dolayı işte geçirdim. Ee, Barcelona'daki ev daha mı böyle minimal? Evet çok. Sade, az eşya mı? Ee, az eşya hiç hiçbir zaman olamıyorum ben. Hı? Ee, çünkü şey yani böyle mesela minyatür koleksiyonum var. Minyatür şeyleri çok seviyorum. Bir kere... Böyle minnak minnak her şey. Evet aynı. Ay, onları nasıl toz alınıyor. İşte benim Zeliha gibi konuştum. Evet. Toplayıp bileğine basıyorum, <laughs> çıkarıyorum kendi kendine kuruyorlar ona. Onların tozuyla uğraşılmaz çünkü. Ee, yani şey ev daha e, böyle minik, ufak falan bir ev ama her yerde mutlaka kitaplarımı görmek isterim ya da hatırası olan şeyleri görmek buradan isterim. Vay burada kitaplar gitti mi? Tabii tabii gitti. Hmm. Aynen. Ya yani burada burada bir düzenimiz de var. Orada da bir düzenimiz var. Hatta eşim bu konuda o hiç sevmez. Dağınıklık sevmiyor, kalabalık sevmiyor vesaire. Biraz e, Atıştığımız zamanlar oluyor ama ne yapayım o da benim ruhum yani. Ben de sevmiyorum dağınıklık kalabalık ya. Evet ona diyorum çantalarımı ve kitaplarımı lütfen karışma. Böyle seyahate. Hurra mı gidersiniz? Ya Hura gitmem ama şey yaparım mutlaka mesela kendimi iyi hissettirecek şeyler alırım. Yani birkaç tane minik biblo alırım, birkaç tane kitap alırım ve Çünkü o an hani ruhum hangisine ihtiyaç duyarsa. Biblo, bayağı. Evet hani evet. Mesela üç günlük fethiye bibloyla. Yani biblo değil de <laughs> ufak tefek gerçekten şeylerim Aa, var, bana iyi hissettiren şeyler. E, ne, güzel. İşte, ne bileyim lavabonun yanında vardır, mutfakta başka bir şey vardır, çalışma masamda vardır. Birkaç tane bir şey mutlaka alırım. Ya bence bu ait olmakla ilgili bir şey. Yani ait olabilen birisiniz ve güzel bir yuvanız olmuş gibi. Aa, evet evet çok şükür. Yani ve gittiğim yeri demesi işte otel odasında bir gece bile kalsam atıyorum bir yere gittiğimizde kendimi ait hissetmek istiyorum. Hmm. Yani şeyde zaten çok zorlanıyorum işte. Bir gün önce başka biri kaldı, ondan önceki gün başka biri kaldı vesaire. Hani böyle. Iı, Nasıl diyeyim? Silmiyor bana o, olduğum yer o zaman. Mutlaka kendime ait bir şeyler görmem gerekiyor. Yastık kılıfları falan gidiyor mu? Yastık kılıfı gidiyor. Ay getöbe. Çok takıntılı değilim. Ha. Ama bir yastık kılıfı mutlaka yastık kılıfı sadece. Yastık kılıfı, biblio, kitap. O kadar <gülüyor> olsun. <gülüyor> Az bir şeymiş gibi ama yastık kılıfı, biblio, kitap. ne o? Bir gece otele gidiyorum. <laughs> Peki kolay oldu mu şimdi güldür güldürle bir taraftan da çekimler, şunlar bunlar nasıl organize oluyor? Biraz zorlanıyorum tabii bebekten sonra. Ben bu sonra... batıracağım çay Ay tabii gibi. ki. Afiyet olsun. <laughs> Biraz zorlanıyorum. Yani Hı -hı. bebeğim 3 aylıkken bırakıp gelip gitmelere başladım. Çekime geliyordum. 3-4 gün Allah'tan eşim bir anne kadar iyi bakabiliyor bebeğe. Güzel. Evet ondan dolayı zor bir yıl geçirdik ama şimdi daha rahatsız. Ee, yani yoruluyoruz ama tatlı yorgunluklar ne yapalım. Hani bir yandan da işte böyle çok kültürlü büyüsün istedim. İşte eşim zaten yurt dışındaydı onun için aslında hı hı. orada hani bir hayat kurma kararı da aldık bir yandan. Ondan sonra öyle zor ama yani istedikten sonra her şey yapılıyor bence hayatta. Bir de şey yani başka bir kültürü sizin açınızdan da görmeniz o kültürle böyle çocuk büyütmek o çocuğun o kültürün içinde olması falan hepsi beraber böyle çok güzel yargılardan uzak evet evet yani şey e, diken üstü olmaktan artık gerçekten Aha. hani belli bir yaştan sonra o çok zormuş yani ben e, işte ne bileyim burada iş yapıyorum e, bu kültürde büyüdüm e, burada okudum her her şeyim yani e, ama bir yandan da gerçekten hani başka bir kültürde var olmak da istiyorum artık hani kültürde var olmak derken yani hani şimdi çocuk evet, orada işte büyüyecek edecek daha öğreniyorsunuz bayağı. bu çeşitlilik yani oyuncuyum ben ee, ondan dolayı ne kadar işte çok dil çok kültür, çok gördüğünüz, gezdiniz ne varsa onlar bana hizmet ediyor diye düşünüyorum. Ne güzel. Keşke benim seyircim de böyle düşünseydi. <laughs> bana, herkes bana bir pound verseydi şu anda bir milyon pound evime alabilirdim ama vermiyorlar. Mermin Buradan yolu... duyuralım. Ne duyurduk, kaç duyurduk, yıllardır duyuruyorum. Bir tane var mı yok? Ama boş boş seviyorlar işte. Sağ olsunlar Allah razı olsun. <laughs> <O> olsun ya <laughs> sevgi her şeydir, öyle düşünüyorum ben. Öyle bizi inşallah bir gün olacak diye düşünüyoruz böyle gitmeli gelmeli. Burada çekimlerimi yapayım, gideyim orada kitabımı yazayım. Ne güzel. Ya çok şöyle çok güzel diyor herkes. Değil yani mi? evet, Ay Meltem İnan o kadar güzel değil. Yani çok çok yani yoruluyorum tamam. Yorucu. Çok güzel ama bir yandan ço çocuk olduktan sonra çok yorulursun. Çünkü bir her yaşında geldim... bir çocuk. Evet evet. Yani e, oynamak istiyor değil mi? Her şeyi keşfetmek istiyor. Tabi yani 10 günde bir o çocuğu, 15 günde bir Türkiye'ye getirmem de çok mümkün olmadığı için biraz e, yıpranıyorum ama. İşte hallediyoruz bakalım yani. Şey anneye mi yani babaya çok düşkün mü ya da daha mı size düşkün? Valla babaya çok düşkündü aslında. Hı. Çünkü eşim hiç sıkılmadan saatlerde oyun Hı -hı. oynayabiliyor. İnanılmaz. Bugüne kadar gördüğüm en iyi baba örneklerinden bir tanesi. Gerçekten bu konuda çok şanslıyım. Ee, ama şey şimdi işte 17 aylık oldu. Ve Hı. daha çok böyle bir bana artık Hay, işte bir ayrılmama vesaire başladı. Ama alışacağız. Olacak ya alışılır ne olacak ama şimdi tam en tatlı zaman toprak. Çok toprak. evet. şimdi büyüyecek o. Evet. Adam olacak. Ya İkizler bu. Burcu bir erkek olacak. Allah hepimize <laughs> yardım etsin diye. Evet, bir dakika bir şey soracaktım ya neydi şimdi bak unuttum ben bunu. Siz böyle kelimelerden şarkı yapıyormuş musunuz? Kelimelerden. Böyle bir arada böyle kelimeleri verdiğimizde o hemen böyle anında hop skeçlerde. Yok şöyle e, skeçlerde bazı oynadığım skeçlerin şarkılarını evet yapıyorum. E, kelime verip değil de hani işte skecin konusuna göre hmm. neyse. E, çok fazla şarkım var ama onları çıkarmaya hiç zaman bulamıyorum biliyor musunuz? Biraz kendimi işte böyle eleştirdiğim. Hmm, çok fazla hmm. şarkım var derken çok havalı bir cümle değil mi bu? Yok yok gerçekten ya yani 60'a yakın şarkım var Ney? yazdığım ve bestelediğim. Ney? Evet bir türlü ama hani e, zaman bulamıyorum kendim o anlamda hiç zaman ayıramıyorum. Çok da paylaşmak istiyorum aslında bir yandan. Single vardı zaten. Single var öyle bir çıktı uh -huh. sonra işte e, ne bileyim oynamak ve yazmak tarafı galiba biraz daha ağır bastı hayatımda. Ya hep şunu düşünüyorum hani hayat öyle bir şey ki işte çocuktan sonra başka bir şey, evlendikten sonra başka bir şey, o olduktan sonra başka bir şey. Bazen diyorum ki gerçekten yapmak istediklerime ömrüm yetmeyecek <laughs> herhalde. E, ama şimdi şey e, biraz biraz ağırlık vereceğim o tarafa da şey anlayamıyorum. İnsanın çok yapmak istediği oluyor ama o bütün yapmak istediklerini gerçekten o ömre sığdırmak istiyor mu? Bu çok önemli oluyor mu? Düşünüyorum ben aman olmazsa olmaz diyorum kendi adıma. O nasıl bir e, tetikleyici bir şey içeriden? Ya şöyle bir şey aslında şimdi bizim yaptığımız her şeyde işte yazdığınız birileri okuyorsa kıymetli. Oynadığınız birileri izliyorsa kıymetli. Ya da işte şarkıyı birileri dinliyorsa kıymetli. E ben şimdi yapmışım yapmışım evde kendi kendime söylüyorum. Hani şeyin ne bileyim bir konsere atıyorum işte bir Mabel Matiz Melike Şahin falan konserine gittiğimde insanlar kendi şarkılarını yapıyorlar ve çok güzel şarkıları var bayılıyorum ikisine de. Orada düşünseniz de sizin şarkılarınızı insanlar hep bir ağızdan söylüyor. Bence o inanılmaz bir an. Çok güzel bir doyum noktası bir sanatçı için yani. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz de burada hep bir ağızdan bir şarkınızı söylesek. <laughs> Olmaz ya çok tatlı. Yani. <laughs> Bütün stüdyodaki böyle arkadaşlarımız, kameramanlarımız gelse biz hep beraber bir ağızdan. Hatta telefonlarımızın şu ışığını da açarız. Sen <laughs> de kız, yalnız ben söz rica edeceğim. Bize böyle bir te... ama gün ışığına çıkmamış bir söz. Söz. Evet ne, ne, ezberleyelim onu hemen. Aa, yani şarkı sözü. Evet şarkılarınızdan bir tanesi. Ya kıyamam nasıl şimdi yaparım. herkese. <laughs> Herkes Vallahi söz de olacak. yaparım billahi de yaparım. <laughs> tamam. Şarkı söyleyeyim mi? Evet. Yağmur yağıyormuş, gölgen vuruyormuş bastığın kaldırımlara. Şehir susuyormuş, bir kadın söylüyormuş, unutmadım belki zamanla. Annem benim bunu söyleyebilmem için <laughs> 20 yıl şan dersi almam gerekiyor değil hani şu andan 10 dakika bir sonraya yağmur yağıyormuş hiç fena değil ay yok 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 başka neydi devam olsun yağmur bir... yağıyormuş gölgen yağmur. vuruyormuş bastın kaldırımlara Bastım. <laughs> Sonra? şehir susuyormuş bir kadın söylüyormuş unutmadım belki zamanla vay ya vay vay şarkılara şey Gel. bir tane bu kafa sütü. mı hep böyle vallahi yok Çok yani başka kafa. kafalar da var ondan sonra işte eşimle iki tane böyle yaptık oturduğumuz yerde hadi hadi bir şarkım yapsak falan diyoruz o da müzisyen Ondan sonra bizim biraz PR kısmımız zayıf yani bence. Yapıyoruz şarkıları paylaşırken çok <laughs> mutlu oluyoruz ama hani böyle reklam verelim de bir şirketle anlaşalım da falan filan. Ee, yani o Koyuyor. dinleyen de dinliyor, ne kadar dinleniyorsa öyle uğraşmıyoruz yani o kısmıyla. Ama ne güzel, siz onu yapma aşamasında ne kadar mutlusunuz. Evet evet mutluyuz. Çok güzel bir şey. Aynen. Yani şey de düşünüyorum. Mesela şimdi ileride benim annem babam şarkı yapsa, koysa Toprak için hatıra falan diye düşünüyorum yani. Hani biz üretiyoruz. Evde sürekli bir üretim var. Ben işte yazı yazıyorum, eşim işte beste yapıyor, o oluyor bu oluyor. Ama öyle bir hani hırsımız ve şeyimiz yok. Hani ya hırs belki yanlış bir kelime olabilir Azmimiz yok galiba. Hani biraz o gerekiyor bize. Belki çocuktan dolayı çok yorgun düştük. Hatta kendimizi eleştiriyoruz ya. Bu bunları paylaşmak için aslında biraz daha hadi demek gerekiyor. Ama çok o Belki zamanı geldi artık. Belki de evet. Bu kadar dillendiriyorsam demek ki zamanı gelmiş bir şey yapmam gerekiyor. Belki hani ona göre de bir PR <laughs> gelecektir böyle. Belki hadi kısmet. yapalım diye. kız Ya yani ben her şeyin e, zamanı ve kısmeti olduğunu düşünüyorum. Yani hani illa gerçekten işin de öyle, rızkın da öyle, çocuğun da öyle. Her şeyin bir zamanı var yani. Evet. Evet. O var yani ama işte tabii birazcık da yap, hani azıcık da yapmak e, bizim gerekiyor. Bizim işlerde öyle evet. Böyle mesela bizim işte <laughs> bu kadar belki kendi kendine kendi o yapmak olmuyor. Bir televizyon bir şey bir şey gerekiyor. Bir kurum gerekiyor. Ama tabii. bu işte işte kişi kendiyle baş başa kalıyor ya. Evet. Bu çok fena. Evet. Evet. Ee, yani o şeye alışan böyle grup halinde çalışmaya alışan kişiler için bireysel işler bence fena. Ee, evet onun da etkisi olabilir ben, aslında. Ben bende öyle bir etki var. Evet. Ya yani şimdi mesela e, yazın işte 3 ay bizim çekimimiz olmuyor. İşte eşim işten olduğu için sürekli konserde vesaire e, hani şeyi hep konuşuyoruz aramızda. Ya, durduğum an 3 ay ben çok sıkılıyorum. Çünkü hı hı. inanın hani ee, ...seyirciyle bir araya gelmek ve o alkışı duymak o başka bir doyum hı hı. E, noktası yani. O olmadığı zaman gerçekten kötü hissediyorum kendimi. Ve bizim şimdi 12. yılımız o kadar alışmışız ki bu bence çok büyük bir şans ve çok büyük bir lüks bir oyuncu için. Ee, yani işte birçok öğrencim var e, vesaire, işte bir sürü mezun veriliyor. Ama bir iş hani bakın işte diziler başlıyor, çok kısa sürede bitebiliyor. Her şey bir umut. Ben benim de çok oldu. Ben ilk başladığım zamanlarda başladığım işler 10 bölüm 12 bölüm, 10 bölüm 12 bölüm. Ay dedim bu böyle nasıl olacak yani? Çok umutsuzdum mesela. Sonra işte güldür güldür başladı. Çok şükür bir baktım işte 12. sezon devam Hı -hı. ediyoruz yani. İşte o zamanıyla da ilgili bir şey. Bazen de e, olmamasında da hayır oluyor ya. E tabii. tabi. Yani olmuyor, tamam, yürümüyor. Belki başka bir işe açıyor. Belki olsa bu iş ol. Belki güldür güldür olmayacaktı onlar yürüseydi. E, o da olabilir. Yani e, ama burada başka bir alan açıldı. Biz çok seviyoruz sizi. Ya çok sağ olun. Herkes çok seviyor. Bence bu arada açıklıyorum kamuoyuna. Kadın birebir de böyle çıplak gözlü afet, <laughs> lokum, ilik. Söylüyorum yani oranın evet, ışığı mıdır? <laughs> buradan Ali Sunal'a seslenelim. Oranın ışığı <laughs> mıdır? BKM. <laughs> ben yani çok gülüyorum gerçekten. Yani öyle şey güzel bir kadın olduğumu falan iddia etmiyorum ama şey yani ekranda gerçekten daha farklı göründüğümü biliyorum. Mesela daha evet. büyük e, görünüyorum. Yaşımdan daha büyük görünüyorum. Onun ben de farkındayım. Hatta böyle işte ilk zamanlar <laughs> insanlar işte karşıdan böyle geliyorlar falan şey de, aa. Sen güzel misin <laughs> falan diye geliyorlardı. Başta psikolojim bozuldu. Sonra dedim ki ay ekran ya oyuncuyum ben güzel de olacağım, çirkin de olacağım. Ee, yani... O da tabii karikatürize tipler. <laughs> e, tabii hani onun da etkisi vardır. Aynen öyle. Sadece tek handikap şu yani. E, televizyon dünyası için. E, sizi orada ve komedide gördükleri e, zaman hmm. ve işte mesela şive yapan biriyim ben. Genelde Göksel Kortay canım hocam buradan sevgilerimi gönderiyorum. Konservatuarda mezun olurken bana bir gün şey demişti. Ah dedim Meltem senin benden toprağın var. Ne demek dedim hocam. O dedim. Kızım dedi. sana dedim muhtemelen hep dedi o kadar anaçsın ve o kadar oturuyorsun ki bazı şeylere hep anne falan oynatacaklar sana dedi. Gerçekten de öyle oldu yani. Hmm. Ee, ya mesela işte dede, dedemin fişini çekerken ben 30 31 32 yaşındaydım. Dedemin fişini çekiyoruz işte. Orada 52 yaşında bir kadın oynadım doğru, vesaire. Doğru evet. Öyle de devam etti. <laughs> Sadece işte biraz. Galiba sadece bu benim e, sistemim değil ama birçok arkadaşımın da sitemi... Sizi bir yerde gördükleri zaman hep ona yakın şeyler geliyor. Sinema filminde de, Hı -hı. dijitalde de vesairede. Ama e, öyle bir şey değil yani. Oyuncu e, kumaşını hep geniş tutmak zorunda. Yani mesela aynı dert İrem'de de vardı İrem Sak'ta. Evet. Onu kırmak için çok uğraştı. Evet. Yani dram oynayacağım diye diye çok uğraştı onun için. Evet. Sonra çok güzel işler hani yaptı da İrem Hı -hı. gerçekten. İrem'in söylediği bir şey vardı. Şimdi komedide e, insanın yüzü, oranı, botoksu, kırışıklığın önemi olmuyor demişti. Ama dramda oynarken orada Önem var ne yazık ki ne yazık ki bu sektörde Evet bizim ülkemizde buna önem veriyorlar diye daha başka türlü bakım istiyorlar demişti. Ee, yani şöyle tabii ki yaş alacağız hı hı. tabii ki yaşlanıyoruz yer çekimine biz direnebiliyoruz? Yani çok fazla işlem var bunlar bence hem e, yani mesela öyle bir ne zamanım var ne enerjim var. Hani ileride büyük konuşmayayım. Çok bir şeyimden rahatsız olursam ben de yaptırabilirim. Asla buna işte burnum mesela benim ameliyatlı. Hani o konuda şeyim yok. Evet bir şeyden ben e, migren var bende hmm. ve işte nefes alamıyordum vesaire. E madem ameliyata gireceğim ve dedim siz buna bir el atın hocam. Yani hazır olmuşken neden olmasın. Onun dışında belki işte birkaç yıl sonra ben de yaptırabilirim. Bunu hiç bilmiyorum. Büyük konuşmamak gerekiyor. Çünkü e, biraz... Değişiyor ya isteklerimiz yaşla birlikte. Ee, biraz hormonlar yönetiyor bir yerden sonra vesaire. Ama kesinlikle bu kadar e, yani televizyonda olup bu kadar estetik e, mevzusuna ben de galiba biraz karşıyım. Çünkü herkes gerçekten birbirine çok benzemeye başladı. Ya yani koca koca dudaklar böyle bilmiyorum bana tuhaf geliyor ya yani. Ay, şimdi çok özür diliyorum ama bunu söyleyeceğim benim cehaletime vurun ne olur. E, i̇çeride az önce konuşuyorduk. Şimdi genç nesil oyuncular var ya 20'lerinde olan Hı -hı. çok güzel kızlar. Çok. Fakat ben hepsini birbirine karıştırıyorum. İsimlerini ezberlesem de Hı -hı. gördüğüm zaman o ona benziyor, o ona benziyor. E, ayırt edemiyorum. Ya bir de şimdi bu oyunculuk sektöründe yani anne oynayacak birine de ihtiyaç var. Teyzeye de ihtiyaç var. Anneanneye de ihtiyaç var. Hani her şeye ihtiyaç var. İşte arkadaşım var. Ondan sonra doktor o diyor mesela yani o 24-25 yaşında kızlar geliyor botoks için. Diyorum ki diyor hani hiçbir şekilde bir şeyiniz yok. Neden yaptırıyorsunuz? Hani karışmamak için. Hmm. Hani ileriye önlem almak için yaptırıyorum falan diyorlar. Niye karışmak bu kadar kötü bir şey. Ya bilmiyorum biz özellikle bu sosyal medyanın etkisiyle bence çok e, tek tipe dönmeye Hı -hı. E, başladık. Tek tip güzel bir şeymiş gibi. ...gösteriliyor ya da ya o kadar karmaşık bir yer ki... ...yani hep onu düşünüyorum mesela... Sos, ...çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı değilim... Ee, ...ama yani böyle girip baktığım zaman da... ...abi bakıyorum hem zaman kaybı hem... ...bir şeyin içine girmişim ve hep aynı şeylere bakıyorum... ...hep aynı ya yani kıyafet tarzı bir şey çıkıyor... ...herkes aynı giyiniyor işte ne bileyim... ...herkes de işte badem göz dolgun dudak... ...olmak zorunda değiliz hani... Ya kişi kendini bu arada nasıl iyi hissediyorsa tamam yaptırsın. Ama e, televizyon dünyası işte biraz artık doğala dönmeye başladı bence yani. Öyle mi? Bence ha, umarım öyle. Umarım öyledir. Bence öyle çünkü e, ya e, mimik yapamayan oyuncu olmak bence çok sıkıntılı bir şey. Yani doğala dönmeye yani başladıysa... başladıkça olacaksın onu da yapacaksın bunu Harika. da yapacaksın. Her şey yani. <laughs> yani çeşitlilik. Ama işte dram Dram, dram deniyor değil mi ona dram oynarken. Evet. Yani onda mesela mimik göremediğimiz için yani uzun ve anlamlı bakışlar görürüz. O o ifadeyi vermeye çalışan. Evet. Maalesef ya bence biraz artık kırılmaya başlandı hmm. öyle düşünüyorum ben. Umarım öyledir. Yani artık böyle biraz şey bileyim ben hani ya bu böyleyse böyle. Artık hmm. eskiden daha işte böyle sitem edip ya bu niye böyle vesaire kendi kendime dolduruyordum. Hı hı. Ama yani böyleyse böyle yani. Sıkıldınız mı aynı Neden? işi yapmaktan? Ee, şöyle 12 yıl çok uzun bir süre. Ara ara tabii ki yani hı hı. bu şey diyorum e, ruhunla iş yapıyorsun ne de olsa. Yani komedi tatlı diyelim işte. Hani sürekli tatlı yediğin zaman biraz bayılabilirsin hı hı. değil mi? Arada bir tuzluya da ihtiyacın olur. Yani sıkılmadım demek yalan olur. Herkesin ara ara bence sıkıldığı dönemler olmuştur. Ee, ama bir yandan da çok seviyorum çünkü hmm. e, güldürmenin çok kutsal bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani ya siz dünyaları kazanın, ne yaparsanız yapın o bu şu her şeyin ötesinde e, bazen e, bizim işte prova ya da set günlerimizde davet ettiğimiz e, bazı işte hani e, dernekler vesaireler oluyor. Bir gün böyle çocuğu rahatsız olan bir anne yanıma gelip şey dedi. Ya çok teşekkür ederim. Biz öyle bir süreç geçiriyoruz ki iki yıldır dedi. Yüzümüzü güldüren tek işsiniz. Yani bunu duyduktan sonra sen sıkılmışsın etmişsin o olmuş bu olmuş. Hiçbir duygunun önemi yok. Doğru. O işin gerçekten kutsal tarafını düşünüp onunla devam ediyorum. yani. Ama işte oluyor. Ben de mesela 14 yıl oldu buradayım. Bu <laughs> kanalı beraber kurduk. <laughs> Bazen sıkılıyorum. Bazen sıkılıyorum, bazen i̇nsanız böyle ama... bir bir şey olasın, başka bir şey yapmak istesim geliyor. Şöyle, e, her şeyden sıkılabilirsiniz. Evet. Yani e, sıkılmadım demek ya da böyle hani mesela çok yüksek yaşayanlar evet. var ya duygularını. İşte hayat çok güzel, oh, hayır öyle bir şey değil yani, hayat öyle bir şey değil. Sıkılabilirim. Yarın kalkarım ağlayarak evet. kalkarım, ertesi gün kahkahalarla kalkarım. Ya robot değiliz ki, insanız. Yani yeri geliyor insan hayat arkadaşından bile sıkılıyor. Yani oluyor ama sonra duygun Ay, bulan değişiyor. var bulamayan var sıkılmayalım lütfen. <laughs> Hayır ama gerçekten öyle. <laughs> Çocuğunuzdan bile yaşadığınız bir anda sıkılabilirsiniz. Ya dersen bir, biraz oyun, hani oyuncağınla oyna. Ben bir kahvemi için bir şey. an yani insanız. E, oluyor mu bazen öyle oh, bir kahve mi içeyim diye? Oluyor. Ben çünkü hmm. e, doğum yaptığımdan beri biz eşimle tek bakıyoruz. Yardımcımız falan yok. Hani Oo, evet. çok zor. Evet kendimiz baktık. Ondan dolayı tabii ki bunu aldığımız anlar oldu. Yani ya çok normal bunlar. Yani zaten bir süre sizi gerçekten hormonlarınız yönetiyor. Hani e, artık böyle negatif hiçbir şey duymaya halim kalmamıştı. Çünkü direkt empati kuruyorsunuz. Ya benim çocuğum olsaydı ya olsaydı ya bu olsaydı. Bu o kadar ince bir çizgi ki. Ya dedim ki Meltemciğim burası dünya iyi de var, kötü de var. Yani işte Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursan ol hani var yani. Çok güzel örnekler de var, çok kötü örnekler de var. Hani e, çocuktan sonra biraz daha gerçekten ben böyle komedi yapıyorum ama melankolik bir tarafım da vardır mesela işte yazdığım yazılarda, yaptığım şarkılarda onu görebilirsiniz. Ama çocuktan sonra dedim ki bunu galiba biraz daha bardağın dolu tarafıyla ilgileneceğiz Mertamcım çünkü o çocuk sizin bütün e, duygunuzu, her şeyinizi alıyor. Emiyor yani. değil mi çocuk orada? Ya bu aslında bu bütün komedyenlerde var galiba o melankolik taraf. Evet yani besleyen şeylerden Bence bir tanesi de oluyor. Bence öyle. O içine o, belki. kapalılık yani iç, içe dönük olma hali var. Evet. Tam melankoli olmasa da o içe dönüklük var. Ben de öyleydim hiçbir zaman böyle çok hani e, girişken ya da rahat bir biri olamadım yani hani. Ha. Evet hep bir böyle bir utangaçlık mı var? Ya utangaçlık değil de belki biraz annenin yetiştirmesinden dolayı. Anne işte anne baba çok küçük yaşta ayrıldı. Annem hep böyle biraz şey gibi yetiştirdi işte. Ee, onu yapma aşırı işte babasız kız çocuğu o yapılmaz bu yapılmaz falan. Baya böyle aman üstüruplu olayım aman işte ahlaklı davranayım vesaire diyerek kendimi çok kapattığım yerler varmış yani. Onları zamanla e, kendim aşmaya çalıştım. Yok yani insanız neden ki aynı? Hani. Evet ama şimdi kendi bulma daha güzel oluyor ya 40'tan sonra. O bulma bence hiç bitmiyor zaten. E Her ya bir şey söyleyeyim mi? Işte şey. 40'lar en güzel yılların başı oluyor. Gerçekten. Vallahi öyle. Bakalım. O kadar güzel ki. Umarım Ay öyle anladım. şey ne 20'lerin salaklığı oluyor. Hı hı. Ne 30'ların böyle nereye ne sürükleneyim mi ya? oluyor. 40'larda böyle artık insan neyi net bir şekilde istediğini, istemediğini ne Ondan ne oluru ne olmazı hadlerini yani şeyin sınırlarını falan her şeyi çok iyi biliyor. Evet bu sınır mevzusu hmm. şey çok önemli gerçekten mesela bazı şeyler var. İşte e, hani hep oyunculuk tarafım vesaire biliniyor. Çok böyle medyatik, medyatik biri değilim çok diye değil, öyle biri de değilim. E, olmayı tercih de etmiyorum hiçbir zaman. E, mesela işte 10-11 yıl boyunca yaptığım gönüllü bir proje vardı. Türkiye'nin birçok yerinde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da imkanı yetersiz bölgelere gidip... ...oradaki kadınlarla ve kız çocuklarıyla yaptığım projeler vardı. E, en son işte 5 aylık hamileyken gittim eğitime. ...çok acayip hani dediniz ya... ...kırkların başında bazı... Ya ...sonra bakın 10-11 yıllık proje... ...bu arada hala yaptığım bir sürü... ...gönüllü proje var işte yurt dışında... ...ya da burada seve seve de yaparım... Ee, ...yaratıcı drama... ...ve sanat terapi Hı -hı. üzerine yapıyorum... ...bu çalışmaları... Ee, ...sonra dedim ki ya galiba... ...biraz durmam gerekiyor... ...çünkü... ...yani her yere yetişeyim... ...ve işte hani... bir, bir ...Mevlana'nın bir sözü vardı hani mum... Kendi ışığıyla başka bir mumu aydınlatmakla ışığından bir şey kaybetmez. Gerçekten e, buna ben çok inanırım. Yani hepimiz aslında her şeyi paylaşsak dünyada her şey hepimize yeter. Aşk da öyle, işte öyle, aşkta öyle. Ne bileyim her şey yani meşk de öyle. E, ama e, maalesef yaşadığımız çağ biraz daha bizi ya bencilleştiriyor ya kendimize e, döndürüyor ya da işte... ...gelecekle ilgili sürekli bir kaygı ve bir e, soru olduğu için aklımızda... E, ...galiba biriktiriyoruz hı hı. da elimizdekini. Her ne olursa olsun yani. E, sonra o, o ara işte şey dedim. Yaptım, çok güzel şeyler dedim. Çok kadar güzel yani hatıralarım ve hikayelerim var ki 10-11 yılla ilgili. E, en sonunda ama şöyle bir şey oldu. Dedim ki Meltemciğim galiba artık sınırlarını koruman gerekiyor. Çünkü ben her projeden sonra gerçekten o... Onunla empati kur, bununla empati kur. Böyle geliyorum yani. Ve toparlanmam zor oluyor. Sonra dedim ki yani hayatta bazı yerlerde, bazı insanlarda ya da bazı alanlarda koca bir çatlak var. Ve sen oraya tuğla örmeye çalışıyorsun. Hayır Meltemciğim sen tuğla öremezsin. Sen sıva yapabilirsin elinden geldiği kadarıyla, gücün yettiği kadarıyla, bilgin, işte enerjin yettiği kadarıyla ama o tuğlayı öreceksen değilsin. Ondan sonra böyle bir e, e, tamamen aslında kendi hayatıma hmm. dönüş başladı yani. Tabii ki yine her zaman her şey için elimden geleni yaparım. Ama maalesef artık çocuktan sonra da kendi özelimden veremiyorum. Yani artık o e, dinlenmelere, o belki 2-3 gün durmalara ihtiyacım var. Eskiden hiç durmuyordum. O 2-3 günler hadi orada mu, tamam onu yapalım, hadi bunu yapalım. Az sonra bir baktım... Biraz tarsılmışım. Duran Duram, Meltem daha da verimli olacak çünkü. O, ee, o durma, o iki 3 gün durmalar aslında daha insana tabii. enerji yüklüyor. Yeniden o işe sarılmak belki için. Belki iki üç bile değil. Belki bir yıl durmam gerek. Tabii ki. Madas ya, yani. Belki o, o iki yıl kadar bilmiyorsun. Büyüyorsa bünye. Aynen. Ee, o ile ilgili bir şey ama e, bu yaratıcı drama ile... Kendini keşfetme, kendi yolculuğunda ne istediğini anlama çok bana büyülü geliyor. <laughs> ne oluyor onda? Neyi fark ediyoruz biz? Ya şimdi aslında benim yani yaratıcı drama çocuklarla yaptığım atölyeler aslında sanat terapi eğitimi aldıktan <laughs> sonra. Barcelona'da Metafor Art Terapi diye bir yer var. Oradaki eğitimden sonra böyle burada bazı <laughs> eğitimlere katıldım. Sonra dedim ki hayır ben bunu daha geniş çerçevede öğrenmek ve uygulamak istiyorum. Sonra baktım ki kendimde öyle şeyler keşfetmeye başladım ki dedim ki aa bir dakika. Yani benim şifam burada. Yani evet işte hani psikoloğa gidersin, onu yaparsın, bunu yaparsın, belki ilaç desteği alırsın. Ya bu arada hani bizde böyle daha zordur ya bizim toplumda gitmek, etmek, paylaşmak, açılmak. E, tam tersi aslında Keşke hı hı. gidebilsek. Hepimizin bence ihtiyacı var. ya İstanbul gibi bir yerde bence ufak ufak hepimizin ufak anksiyeteleri var mesela. Bunu görüyorum. Her geldiğimde böyle işten eve dönerken falan şöyle döndüğümü hissediyorum mesela. Ee, yani yaratıcı drama dediğiniz alan mesela okullarda işte ya gerçekten işte paralı veriliyor bu eğitim ya da işte hani seçmeli vesaire bir çocuk için. Yani belki ilk verilmesi gereken eğitimlerden bir tanesi ki çocuk kendini keşfetsin. Ne ne ihtiyacı var o çocuğun ya da neye e, yeteneği neye e, daha fazla vesaire. E, ondan dolayı işte biraz burada e, eksikler görüyorum maalesef. Keşke gerçekten sadece imkanı olanlar bu eğitimi almasa. Bütün çocuklara bu eğitimi... E, Götürebilsek, verebilsek, her hepsi faydalansa. Burada yetişkinler de alabilir. Tabii ki de ki yetişkinler ha, de alabilir. Yani. Ben mesela şu anda, tabii ki, ya ben yaratıcı dramayla kendimi keşfetmek istiyorum diyebilirim. Tabii ki böyle Hı -hı. atölyeler de var zaten, yani şey yapabilirsiniz. Sadece ben işte sanat terapiyle Hı -hı. biraz daha iç içe olduktan sonra o tarafa daha çok yöneldim. E, çünkü orada aslında kendimi şifalandırdığımı gördüm ve sonra dedim ki bunu işte gerçekten açmam gerekiyor. Daha fazla insanla paylaşmam hı hı. gerekiyor. Bunun geri dönüşlerini de aldıktan sonra tamamen bu yolda şu anda da devam ediyorum atölyelerimi. Geçen yılda işte birçok yerde yaptım. Farklı ülkelerde vesaire. Ne çıkıyor içinden insanın? Doğuda falan bunu yapınca o çalışmalarla, sosyal sorumlu projeleriyle. Ya içinden ne çıkıyor derken? O kız şimdi... çocuklarının ya da kadınların. Bir kere şöyle bir şey oldu. Mesela ilk gittiğim zamanlarda bunu çok yaşıyordum. Yani kadın işte tanınıyor. Televizyonda çık. En basit haliyle Televizyona çıkıyor. İşte imkanı olan kadın, öyle kadın, böyle kadın. Hani ne işi var burada? En başta böyle gittiğim yerlerde hep en az 2-3 haftalık Hı. eğitimler e, veriyordum. 2-3 e, gün böyle biraz kapatıyorlar kendilerini. Ondan sonra beni belki tanımak, belki güvenmek, dahil olmak için... Çünkü orada Aslında elinizde olmadan kendinizle ilgili birçok kapıyı da açıyorsunuz sonra güvendikten sonra o bir yol o böyle çok güzel bir yol yani su gibi akıp gidiyor hmm. hala mektuplaştığım hala bana hediyeler gönderen öğrencilerim var bir çok sevdiğim bir hikaye var bir öğrencim vardı böyle hayvan sevmez çok titiz <laughs> temizlik hastası falan yani böyle kedi köpek kış pişt falan filan diye diye ben de hayvanlar konusunda acayip e, hassas olan biriyim. Gerçekten hani hayvan çocuk. Yani hani her canın yaşama hakkını savunuyorum Kesinlikle. sonuna kadar ve hiçbirimizin onların e, canına kast edecek bir karar vermesini kabul edemiyorum içsel olarak, vicdani olarak evet. vesaire. Ondan sonra işte bu ya dedim bir sen dedim niye dedim böyle davranıyorsun? Ya dedim Meltem hocam işte dedi geliyorlar, kirletiyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar falan filan. Neyse sonra ben bir ay orada kalacağım. Empati üzerine çalışıyoruz, onu yapıyoruz falan filan. Görüyorlar işte ben her sabah işte besleme yapıyorum oradaki hayvanlara vesaire falan filan derken... ...öyle bir süreç geçti gitti ama biliyorum yani onların yumuşadığını. Sonra biz Diyarbakır'a oyuna gitmiştik. Ondan sonra güldür güldürle. Ya dedim çok yakın hani Mardin. Ben dedim gideyim biraz gideyim. Çok severim ben Mardin'i. Ondan sonra o tarihi dokuyu vesaire... Öğrencilerimin olduğu böyle mahalleyi ziyaret etmek istedim. O bu kadar hani e, net olan işte hayvan pek sevmeyen, hoşlanmayan, işte etrafı kirlettiğini düşünen vesaire Öğrencimin evine doğru gidiyorum. Ama inanamadım baktım kapısının önünde iki tane yoğurt kovası. Oy. Birinde su var, birinde ekmek e, böyle ekmekler falan var. Kapıyı çaldım. Aa dedim Gül, sen dedim inanamıyorum dedim ya yoğurt kovası koymuştu falan. Ya dedi gel önce sarıldı falan. Ya dedi hocam dedi. Bu empati empati işte dedi. Empati ne fena bir şeymiş. Ya dedi şimdi dedi görüyoruz dedi. Köpek görüyoruz aç mıdır? Kedi görüyoruz susuz mudur? Bilmem ne. Bize dedi bunu yapıştırdın gittin. Hani o biraz hani böyle sitem de ediyor şey yapıyor ama. Ya sonra dedim ki bu birine bile dokunabilseniz. Yani belki yüz kişiyle karşılaşıyorum ama. Birine bile işte bir şey. <laughs> ıı, ya aşılamak falan değil mi? Belki hani yol göstermek. İlham olmak. Belki ilham olmak. Ne kadar güzel. Çünkü işte bugün e, okuyoruz, görüyoruz yani çok e, kötü şeyler de okuyoruz ve maalesef şöyle oluyorum ben. Nasıl diyorum ya? Ben şimdi bu amcayı görsem toplu taşımada yer veririm. Evet, ya da mi? işte su veririm. Kalkıp o bu hayvana bunu yapıyor. Evet. Yani bu bu paranoya beni çok yoruyor. Ya biliyor da musunuz? Ya çocuğa yapıyor. Ya da çocuğa yapıyor. Aynen toplu öyle. Toplu taşımda görüyoruz amcaya ama o amca çocuğu istismar ediyor. İşte ya bu bu paranoyayla da yaşayamayız. Bazen sadece dünyayı kendi çevremizden ibaret sayıyoruz. Belki o sizin o tarafa gittiğinizde doğuya doğru Anadolu'ya <laughs> gittiğinizde gördüklerinizde o empati halde var olanı görmek başka bir şey duymak başka bir şey. Tabi. Tahayyül etmek olduğunu tahmin etmek başka bir şey birebir de görüp dinlemek başka bir şey. Tabi. Çünkü kişi onu görüp ona sarıldığı anda onunla bir ilişki geliştirdiği için geliştirdiği kişinin başına geldiğini görmek ya da canlının. Aynen. ...orada işte anlama başlıyor. Ya biz yani gerçekten toplum olarak hep şeyi düşünüyorum... ...yani yaradığını severim, Hı -hı. yaradandan ötürü felsefesiyle... E, ...bugünlere kadar hani gelmiş bir toplumuz. Ben merhametimize vesaire hep hep güvendim. Ama işte bu kadar hani güvenip, inanıp, e, var olmaya çalışıp... ...bu örnekleri gördüğümde çok sarsılıyorum. eskiden bence ya geçen gün onu düşündüm. Çocukken ben tabii 100 yıl evvel ben çocuktum. <laughs> 100 yıl işe mütareke yılları. <laughs> ben çocukken e, bir çocukluk arkadaşımım beraber doğup büyüdüm. Çocukluk arkadaşım aradım. Ya dedim bizim dedim bizi biz de böyle iyi bir yerde otururduk. Gazeteciler hı. sitesiydi böyle babam gazeteci arkadaşları çok ünlü isimler vardı. Hı hı, hı. Ahmet Taner Kışlalılar, Ay, Hep Böyle iyi isimlerle güzel. birlikte büyüdük onların çocuklarıyla ya dedim bizim dedim şu blokta dedim bir hani zihinsel engelli bir arkadaşımız vardı. Ve o zaman ona belki de işte bazı dışarıdan insanlar hani cinsel istismarda bulunuyordu, istismar ediyordu. Biz dedim bunu dedim hiç mi fark etmedik? Yıllarla sonuçta bayağı uzunca bir Hı -hı. muhabbet ettikten sonra yıllarla ne kadar o farkındalığın aslında arttığını bünyemizde de fark ettik. Hı -hı. O yıllardaki algıyla şimdiki algı ve daha dikkatli olmamız arasındaki fark. Yani gelişiyor. Hı hı. gelişiyor. Evet yeterli değil. Evet vicdanlarımız Evet yani onları asla yani iğrenç yapılanlar ama yavaş yavaş o algılar da gelişiyor. Belki işte bu daha medyanın, sosyal medyanın hı hı. daha yaygınlaşmasıyla beraber Yok ben ızılıyor. gerçekten şey olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben de mesela her zaman varım işte bir proje mi olur gönüllü gerçekten elimden ne gelirse yaparım işte. Hani eğitim anlamında işte oyuncu olarak vesaire ne, ne Hani farkındalıkla ilgili ne yapılması gerekiyorsa gerçekten beni yani yapmaya hazırım. Bizim hepimizin ya yani bu camianın hani e, halkın önünde olan herkesin biraz daha taşın altına elini atması gerektiğini Atmıyorlar. düşünüyorum. Atmıyorlar. Hepsi atmıyor. Yani... E, atmıyorlar. Atsalar ne güzel olur yani. Bunu, bunun farkındayım. Hani o süreçlerde de gördük. Çok içerledim. Çok böyle gerçekten küstüğüm arkadaşlarım da oldu. İçsel olarak küstüğüm arkadaşlarım. Ya yani diyorum ki çünkü şimdi sevginin iki yüzlüsü olmaz. Bir şey ya seversiniz ya sevmezsiniz. Ya yani benim hani bu benim işte sen orada kalk e, ne bileyim işte yine hani hep sürekli hayvanlardan örnek veriyor ol, gibi olacağım ama yani. Kendi kedini köpeğini sev bilme ama işte başka bir şeye ses çıkarma. Bu biraz 200%, lü, 200 lü bir sevgi geliyor. Bu beni e, çok üzüyor yani. Ben kendi sosyal medyamı yararlı nasıl kullanırım diye o süreçte şirketlere hesap soruyordum. Yani fabrika alanlarınızda bir yerleşim yeri kuramaz mıyız bu hayvanları? Yani hı hı. 40 tanesini sen al. Tek tek tabii, şirketlere yazıyordum. Tabii. Onlar cevap yazıyordu falan. Bir iki şirket cevap vermiş. Sonra onların rakibi bir tane cevap verdi ve oradan öğrendiğim diyor ki aslanım yüzde 50'si. Kendine de aslanım diye böyle şey yapan tipler vardır ya. Hani böyle biri ona derken aslan. Ben aslanımım yalnız. Asla. %50'si evet. şirketlerin e, hayvan haklarını e, savunanlar varken diğer %50 de savunmayanlar ve sevmeyenler. Ve şirketler o se yani sev, sevmeyenleri karşılarını almak istemiyorlar. Böyle de bir politika var. Ya şöyle problem şu sevmeyebilirsin gerçekten hani ama e, cana kastedemezsin ya da zarar veremezsin. Benim en büyük problemim yani bu bu oldu bu süreçte. Çok en çok üzüldüğüm şey bu oldu. Yoksa tabii ki herkes her şeyi sevmek zorunda değil. Yani alerji var vardır, vardır, o dur, bu dur, şudur. E yani bunlar şey e, yararcı e, şeyler, maalesef durumlar. Evet, yani öyle bir şey tabii ki var. Bu arada <laughs> Ee, şunu söylemem gerekiyor. Geçen tam 15 gün önce biz yeni sezona başladık ve 15 gün önce ben böyle çok coşkulu bir açılış yaptım arkadaşlar. Herkese tek tek teşekkür ettim. Ama ben benim canımı alayım tepemden baksın Allah çok önemli bir servisimize teşekkür etmeyi unuttum bu benim tamamen e, hiç atlamayacağım bir şeydi. Atladım aklımdan çıktı. Kendilerinden çok özür diliyorum. sevgili tanıtım servisimiz. Bizim size bu yayını ulaştırmamızı, o bütün gün dönen tanıtımlarımızı zaten onlar yapıyorlar. Ama bununla beraber bu arkadaki bütün grafikler, şu gördüğünüz ışıklar, logolarımız tamamen onların eseri. Orada çok deneyimli şaheser arkadaşlarımız var, yıllardır birlikte çalıştığımız. Bir de çok yeni, işinde çok böyle güzel ilerleyen, şekle çalışanlar var. Hepsinden ayrı ayrı özür diliyorum bunu atladığım için. O yüzden Ciner e, grubunun... Ciner Medya'nın tanıtım servisine ısrarla bana Feridun isimleri tek tek sayma manyaklık yapma dedi. Sayamıyorum ama hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. O kadar güzel bir stüdyo ve o kadar güzel grafikler bize yapıp bizi mutlu ettiniz ki unuttuğum için de ben bir eşeğim. Affedin beni Ay ne estağfurullah. olur. Estağfurullah. <laughs> ve şimdi Meltem Hanım'a ne dedim ben? Programın sonunda Ceyhun bence ışıkları söndürelim. Telefonlarımızın ışığını açalım. Zeynep gel. Birkaç kameramanı da buraya istiyorum. Meltem Hanım'ın şarkısını madem alkışlayarak birlikte söylemek. Beraber söyleyelim nasıl, ya. Nasıl? Gerçekten. Evet ya. A, a, ama şarkıdan birazcık ipucu başla. Şimdi <laughs> siz sahnedesiniz. Programımız tamam bitti mı? mi? E son bitti mi bitti? Aa ne hoş. Hemen geçti ısı tamam. gibi siz artık Siz şimdi geçtin. sahnedesiniz. Bir dakika bir dakika. Şu evet. fenerimi de yakacağım. Zeyno sen de yak fenerini. Evet. Meltem sahnede evet. Nobel Matiz gibi düşünüyor. Açık, açık havadayız. Şimdi açık havadayız. Böyle Meltem, Meltem diyoruz. Kalkıyor Ve... mu Dur. Meltem. Ne yapacaksın? Bilmedim ne yapacağımı. Hayır, açık havada oturarak şarkı asla, mi ya? Asla. Asla. Hemen kalktım. Tamam. Hemen Şimdi, kalktım. Şimdi e, evet, seyirciler. Meltem. Meltem. Evet başlıyoruz evet. şarkıya. Şey mi? Nakaratı söylüyorum <laughs> tabii, sadece. Tabii. Tamam. Beraber söyleyeceğiz. Yağmur yağıyormuş, gölgen vuruyormuş bastın kaldırımlara Şehir susuyormuş, bir kadın söylüyormuş Unutmadım belki zamanla <laughs>